Divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi. Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Mecnun Ot Yakmaz yeniden kulüp başkanı seçildi. Genel kurulda konuşan Ot Yakmaz, takımımızın da son 3 yıl içerisindeki ligdeki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. Bu yılın sonu şampiyonluğa çıkacak dedi. Tabii hani derler ya, galiptir bu yolda mağlup. Evet, belki şampiyon olamadık, belki taraftarlarımıza bu güzel başarıyı hediye edemedik ama netice itibariyle yine de direkt Avrupa Kupalarına katılacak ligi 4. olarak bitirmeyi de başarmış olduk sanıyorum. Taraftarımız da bu manada en azından mutludur. Sizler değerli delegelerimiz umarım mutlu etmişizdir sizleri. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanı Mecnun Ot Yakmaz güven tazeledi. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliğiyle birer edilerek kabul edildi. Ve ekibiyle birlikte, yönetimiyle birlikte Türk sporuna da, Türk futboluna da çok büyük katkılarda bulunmuştur. Görevde bulunduğu, hizmet ettiği dönemler içerisinde başarı, Anadolu takımının kimsenin umut etmediği başarıları kısa sürede elde etmiştir. Delegelere seslenen Başkan Ot Yakmaz, sizlerin bize göstermiş olduğunuz güvene layık olmak için tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla kulübümüzü daha iyi hale getirmek en büyük hedefimizdir dedi. Dolayısıyla hem de spor müdürümüz de öyle, yapmış oldukları zorlu görevlerde bize verdikleri katkıdan, destekten dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ot Yakmaz takımımızın da son 3 yıl içerisindeki ligdeki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. İnandığımız ki bizim de bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak dedi. Bundan sonra Sivasspor'un daha güçlü olduğunu göreceksiniz inşallah. Tabii bununla birlikte zor günler de bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türk futbolu hareketli günler yaşıyor. Salgın, döviz kuru tehdidi, yeni konulan vergiler, yayıncı kuruluş gelirlerindeki indirim istekleri, ligin 21 takıma yükseltilmesinden kaynaklı kulüplerin gelir kaybına uğraması önümüzdeki dönemde çok daha zorlu bir hale getirecek Türk futbolunu. Bu yüzden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın daha fazla fedakarlık yapması gerekebilir. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferi ve pandemi sürecine ilişkin konuşan Ot Yakmaz, rüya gibi geçen ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladığımız geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bizleri daha zor günlerin bekleyeceğini biliyorduk şeklinde konuştu. Faaliyetimize tekrar başımızda durdu, yanımızdaydı. Kendisini de buradan anmadan geçemeyeceğim. Burada özel bir paragraf açmak gerekiyor. Minik yiğidolar takımına sahip çıkıyor. Projesiyle büyük ses getiren, bütün Türkiye'de ses getiren, statlarımızı renklendiren, çocukların cıvıltısıyla dolduran ve diğer şehirlerimize örnek. Ot Yakmaz daha sonra 340 delegenin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi.